Merhaba, Günün Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Cem Seymen ben. Hem dünya piyasalarından biraz bilgi vereyim size, hem de küresel piyasalarla birlikte, içeride küresel piyasaların etkileriyle birlikte nasıl yansımaları olduğu konusunda haftaya başlarken biraz bilgi sahibi olun isterim. Çünkü önemli başlıklar var. O başlıkların en fazla konuşulan konusu da koronavirüsü. Koronavirüsü nedeniyle küresel piyasalar deyim yerindeyse çakıldı. Yani küresel piyasalardaki bütün iyimser beklentiler, hastalığın yayılması tehlikesiyle birlikte iyice yerini karamsarlığa bıraktı. Ne kadar sürecek? Bu konuda net bir bilgi yok ama içeriden başlayayım isterseniz. Haftanın ilk işlem günü, pazartesi günü, reel kesim güven endeksi 2.8 puan arttı. Bu kritik bir veriydi gerçekten. Önümüzdeki haftalara da yansıması olur mu? Onu takip edeceğiz. 106.9'a, kapasite kullanım oranı da 76'ya yükseldi. %76'ya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verdiği veriler bunlar. Şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi. Şimdi piyasada bir toparlanma olacak mı, olmayacak mı konusunda uzun zamandır kafalarda soru işaretleri var. Bu soru işaretleri de küçük soru işaretleri değil biliyorsunuz. Yani oldukça büyük soru işaretleri. Şubat'ta bir önceki aya göre 2.8 puan artış son derece önemli ve kritik bir veri. 104.1 seviyesinden 106.9'a yükselmiş durumda reel kesim güven endeksi. Bu yatırımların olacağı anlamına gelir. Yatırımlarda kıpırdama olacağı anlamına gelir. Piyasalarda uzun süredir beklediğimiz hareketlenmenin de hızlanabileceği ihtimalinin arttığı anlamına gelebilir. Ki bunlar da piyasanın beklediği iyi haberler. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve bütün stoklardaki yani ürünlerin bitiş miktarı, her şey aslında olumlu bir beklentiye endekslenmiş durumda. Avrupa borsalarında 2016 yılından bu yana en sert düşüşü gördük. Yani Almanya'da bile neredeyse resesyonun eşiğinde Almanya. Yani Alman ekonomisi toparlanmak üzereydi ki bütün bu koronavirüsü hadisesi Çin'le ilişkileri çok büyük bir riskli duruma getirdi. Dolayısıyla Çin'de üretim olmayınca, Çin'deki üretim bundan sonra istenilen şartlarda gerçekleşmeyecek beklentisi artınca hastalığın ne kadar yayıldığını bilmiyoruz. Hastalığın yani yol açtığı ölümlerin sayısını net olarak tahmin etmemiz bile mümkün değil. Çin'in verdiği rakamların ne kadar doğru olduğundan emin değiliz. Kapalı bir rejimde bunlar son derece doğal. Dolayısıyla hastalıkla yeteri kadar mücadele ediyor mu etmiyor mu Çin, onu bile bilmiyoruz. Ama bütün dünya ekonomilerini etkileyebilecek kadar büyük bir risk yarattığı artık aşikar. Borsalar 3 yıldan fazla sürenin en büyük düşüşünü kaydetti. Avrupa borsalarında İtalya borsası öncülük ediyor. İtalya'da hastalıktan ölüm netleşti. Dolayısıyla Avrupa'nın en büyük 3 ekonomisinden birisi olan İtalya'nın da sarsılan ekonomisi iyice yara almış oldu. Koronavirüs salgınından dolayı 3 kişinin hayatını kaybetmesi İtalya'da deyim yerindeyse tam bir paniğe neden oldu. İtalyan piyasalarında ve Avrupa borsalarının bu kadar büyük bir çöküşe neden olması İtalya'nın öncülüğünde olmuş oldu. Şimdi Almanya'dan gelen verilere bakacağız. Bu hafta son derece önemli. Almanya artık resesyonun eşiğinde. Alman ekonomisi öyle yabana atılabilecek bir ekonomi değil. Yani Avrupa'nın temel ekonomisi, lokomotif ekonomisi. Almanya olmazsa Avrupa Birliği olmaz. Almanya ekonomisi sarsılırsa Türkiye'nin en fazla ihracatını yaptığı ülke olan Alman ekonomisine ihracatımız azalır. Bütün bunlar gerçekten son derece önemli. Üzerinde durmamız gereken genel olarak veriler. Şimdi içeride bir bakayım. Amerika'da da endeksler virüs korkusuyla birlikte sert düştü. Virüsün farklı ülkelere yayılması, burnumuzun dibindeki İran'da. İran'dan gelen görüntüler oldukça çarpıcı. Metrolarda insanlar düşüyor birdenbire. Dolayısıyla Türkiye'de kendisini koruyabilmek için doğal olarak sınırları kapattı. Ticaret tırları sınırlarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Bütün dünya işi gücü bıraktı. Yani genel olarak koronavirüsün yarattığı etkiyi konuşuyor. Genel olarak şöyle bir bakayım. Yatırımcılar koronavirüsünün ekonomik etkilerine ilişkin endişelerinin güçlenmesi sonrasında faiz indirimi beklentilerini arttırdı.
küresel ekonomilerde durum bu. İçeride %0,86'lık bir yükseliş var. Borsada, dolarda, dolar kuruna bakacak olursanız, yani öte yandan beri bahsettiğim şey bu virüsün etkisinin bugünden yarına geçmeyeceği, üstelik virüsle ilgili kaygıların daha da fazla yayılacağı. 2020 yılında Amerika'da seçimler var. O seçimlerle ilgili kaygılar zaten dünya piyasaları üzerinde olumlu bir baskı yaratmıyor. Bir de üstüne üstlük hastalık çıkınca tabii içeride de doların yükselişi çok sert oldu. 6.04.70'den 6.14.80'e kadar yükselen doları görüyoruz birkaç gün içinde. Önce 6.08, arkasından 6.10, sonra 6.11 ve en nihayetinde 6.14.80 seviyesine kadar yükseldi. Zaten yıl sonu dolar kuru beklentisinde Merkez Bankası yükseltmişti. 12 ay sonraki beklentiler, dolar kurundaki beklentiler yükseldi. Merkez Bankası da zaten dolardaki yükselişi kabul ediyor. Bundan sonraki dönemde en fazla üzerinde durması gereken konu doğal olarak enflasyon rakamları. Enflasyon rakamlarının gıdaya ilişkin olmadan kontrol altına alınabiliyor olması bu kritik noktada son derece büyük bir hassasiyet taşıyor. Euro'ya bakalım. Dediğim gibi Avrupa borsalarında yani oldukça büyük bir sarsıntı oldu. 2016 yılından bu yana hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamamıştı Avrupa borsaları. Bu kadar sert düşen borsada Euro'da yani içeride 6.64.40. Euro ile karşılaştırdığım zaman Türk lirasının bütün gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle karşılaştırdığım vakit euro karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. Şimdi 6.55 ondan 6.64'e kadar çıktı. Altın piyasası böyle durumlarda riskler yükseldiği zaman yatırımcı çok doğal bir şekilde kendisini çok garantili yatırım araçlarına yönlendirir. İçeride de dışarıda da altın piyasasında önemli hareketlenmeler var. Altın fiyatları yükseliyor. 1580'lerden 1676 dolarlara oldukça kısa bir süre içinde çıkma başarısını gösterdi. Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü ama bu sevinilecek bir şey değil. Çünkü piyasada işlerlik olmayacak demek, üretim olmayacak demek. Sadece insanlar paralarını koruyabilmek için altın gibi emtialara ya da Amerikan tahvili gibi yatırım araçlarına veya Japon yenine yönelecek demektir bu. Şimdi bir de petrol fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatlarında bir sarsılma şöyle biraz olmuştu ama genel olarak 55 dolarlar seviyesine düştüğünü görüyoruz. 60 dolar seviyesine çıkmıştı. Sonra 55 dolara inmesi aslında dünyadaki talebin ne kadar düştüğünü bize göstermesi bakımından son derece çarpıcı. Bir kez Çin piyasası eğer dağılırsa, Çin'deki üretim düşerse bu yine söyleyeyim dünya için neden tehlike derseniz eğer Çin ucuz üretimin kaynağı, ucuz üretimin merkezi. Özellikle turizmde Çinli turistlerin nereye gideceği, Avrupalı turistlerin doğuya kaymayacağı Türkiye için aslında büyük bir avantaj, muazzam bir fırsat var. Türkiye eğer Çin'in üretim kapasitesini arttıracak şekilde dünyaya bir alternatif sunabilirse bu koronavirüs tehlikesi Türkiye için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Aynı zamanda turizm hareketinden sadece Çinli ve Japon turistlerin Kapadokya gibi, Nemrut gibi, Güneydoğu gibi bölgelerimize geliyor olması bile son derece büyük bir fırsat. Bizim müthiş bir tanıtım faaliyetine bir an önce başlamamız lazım ve doğuda ziyaret yapan turistlerin neredeyse tamamını Türkiye'ye çekebilecek kapasiteye sahip. Hem üretimi hem turizmi Türkiye'ye eğer kaydırmaya başarabilirsek koronavirüsün nihayet iyi bir tarafını Türkiye görmüş olur. Tarihi bir fırsat diyorum. Ben Cem Seymen. Yarın tekrar görüşmek üzere. Günün ekonomisinden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.